Merhaba sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularını ve çözümlerini paylaşacağım. Çözümlere geçmeden önce yazılı kağıdımızı bir inceleyelim. Yazılımız gördüğünüz üzere klasik ve test sorularından oluşmaktadır. Toplamda 13 sorudan oluşan bir yazılı sınavımız vardır. Puan dağılımımız yazılımımızın en altında verilmiştir arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 2, 4, 6, 7 tane soru 10 puan, 2, 4, 6 soru da 5 puan üzerinden hesaplanmıştır yazılımız. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen üslü sayıların okunuşlarını yazınız. Şimdi bakalım. Burada gördüğünüz üzere sayımızın üzerinde 2 var. Biz onu okurken nasıl okuruz? Şöyle okuyabiliriz. 5 üssü 2 ya da 5'in karesi. İkisi de olur. Üzeri 2 olanlara karesi gibi özel bir okunuşla okuyabiliyorduk. Yine altta üzerinde 3 var. 6'nın üzerinde 3 var. Biz ona gene 6 üssü 3 ya da 3'ün özel okunuş şekli var küpü diye. 6'nın küpü. 6'nın küpü diye de okuyabiliriz. Bu soru 10 puanlık bir soru olduğu için ikisini de doğru cevapladığınızda 5 puan buradan, 5 puan buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Aşağıda verilen üslü sayıların değerini yani sonucunu bulunuz demişiz. 7'nin karesi demek üzerindeki sayı 2 olduğu için 2 tane 7'yi çarpacaksınız. 7 çarpı 7 49. Evet, 7 çarpı 7'den 49. A şıkkının cevabı 49. B'ye gelelim. 4'ün küpü. Yani 3 tane 4'ü çarpacaksınız. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Evet, B şıkkının cevabı da 64. İkinci soruda 10 puanlık bir soru olduğu için 5 puan buraya, 5 puan da buraya veriyoruz. Evet, ilk iki soruyu çözdük. Şimdi devam ediyoruz 3. soruyla. Hatta 4'ü de aynı kareye sığdıralım. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden küçüktür demiş. A şıkkına bakalım. 5'in karesi. 5'in karesi demek 5 çarpı 5 artı 4'ün karesi 4 çarpı 4. 5'in karesi 5 kere 5 25. 4'ün karesi 4 kere 4 16. 25 ile 16'yı topladığınız zaman 41. A şıkkı 41 ediyor. B şıkkına bakalım. 100 üzeri 0. Üzeri 0 olan sayılar daima 1'di. 1 artı 5'in küpü demek 3 tane 5'i çarpacağız. 1, 2, 3. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125. Bir tane de 1 burada vardı. Ne etti burası arkadaşlar? 126. Yani B şıkkı 126'dır sayıların toplamı. C'ye gelelim bakalım. 6'nın karesi demek 2 tane 6'yı çarpacağız. 6 çarpı 6 artı 10'un karesi demek 2 tane 10'u çarpacağız. 10 çarpı 10. Evet. 6 kere 6 36 artı 10 kere 10 100. İkisini toplarsanız 136. C'deki sayıların toplamı da 136. D'ye gelelim. Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşit. Yani 50'nin birinci kuvveti 50'dir. Artı 8'in karesi 2 tane 8'i çarpmak. 8 çarpı 8'dir. 50 artı 8 kere 8 64. Bunları da toplarsanız 114. Bu da 114. Hangisi diğerlerinden daha küçüktür? Hangisi arkadaşlar görüyorsunuz şu anda? A seçeneği diğerlerinden daha küçüktür. Doğru cevap A'dır. Bu soruda 5 puanlık bir soruydu. Buradan da bir 5 puan alıyorsunuz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Bakın burada işlem öncelikleri var. Şu çarpmayı önce yapacağız. Şu bölmeyi önce yapacağız. Sonra işte bu ikisini toplarız. Sonra 6'dan çıkartırız. 48 ile 2'yi çarptığınızda 96'dır. 4'ü 2'ye böldüğünüzde 2'dir. Arada artı var, sonra eksi 6 var. Ne yapacağız? 96 ile 2'yi toplarsak ne eder? 98. 98'den 6'yı çıkarırsak 92. İşlemimizin sonucu C şıkkıdır. Bu soruda bir 5 puanlı soru. Buradan da bir 5 puan alıyorsunuz. Geliyoruz. Evet, 5. soruya. Şöyle 5 ile 6'yı aynı şeye sığdıralım.
Yanda verilen şekil dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur. Buna göre mor boyalı dikdörtgenin alanı aşağıdaki hangi işlemin sonucuna eşittir? Şimdi mor dediğimiz burası. Bunu bulmak için şunu yapıyoruz. Öncelikle şu dikeydeki sayı bir çarp yazılır. 8 çarpı denir. Sonra burada moru sorarsa tamamından, tamamı dediğimiz 2 artı 5 ne eder? 7. 7'den moru sorduğu için sarıyı, yani sarının karşılığı 2 çıkartılır. Tekrar söylüyoruz. Şimdi moru sorduğu için öncelikle şu 8 yazılır. 8 çarpı denir. Tamamı 2, 5 tane eder 7. Yani 7'den moru sorduğu için sarının uzunluğu olan 2 çıkartılır. Ve burada bakın böyle bir dağılma özelliği vardır. Bu da 8 ile 7'yi çarparız. 8 çarpı 7 deriz. Sonra eksi. Sonra 8 ile 2'yi çarparız. 8 çarpı 2 deriz. 8 çarpı 7 eksi 8 çarpı 2. Bunu veren seçenek D şıkkıdır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Bu soruda 5 puanlık bir soruydu. Gelelim buraya. Aşağıda verilen sayılardan 2 ile tam bölünebilenleri tik ile belirleyiniz. 2 demek çift sayılar. 2 ile bölünenler çift olacak. Yani son basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 olmalı. 48'in son basamağı 8 olduğu için bu sayı çifttir ve 2'ye tam bölünür tik. Bu 5 çift değildir. Bu tik yemez. 80'in son basamağı 0'dır tik. 110'un son basamağı 0'dır tik. 102'nin son basamağı 2'dir tik. Yani 1, 2, 3, 4 tane sayımız 2 ile tam bölünebiliyor. Bu soru da 10 puanlık bir soru olduğu için her şıkka 2 puan verdim. Yani 2 puan, 2 puan, 2 puan, 2 puan, 2 puandır. Toplamda 10 puan ediyor bu soru. Evet, 6. soru da bu şekildeydi. Geçiyoruz 7. soruya. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 3 ile tam bölünür? Şimdi 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Şimdi bunun rakamlarını toplayalım. 9, 1 daha 10, 7 daha 17. A şıkkının rakamları toplamı 17. B'ye gelelim. 7, 1 daha 8, 4 daha 12. Rakamları toplamı 12. 6, 8 daha 14, 0 daha yine 14. 1, 0 daha 0, 7 daha 8. Bunlardan hangisi 3'ün katı? Bu. Bu 3'ün katı. Dolayısıyla 714 sayısı 3 ile tam, yani kalansız bölünebilir diyoruz. Ve bu 7. soruda kaç puanmış? Nerede? Bir dakika. Kalemi bulamadım. Burada. 5 puan. Evet. Devam ediyoruz. 8 ve 9'u aynı kareye sığdırmaya çalıştık gene. Aşağıda verilen doğal sayıların bölenlerini bulunuz demiş. Şimdi bölenleri demek çarpımları, yani bölenleriyle çarpanları aynı kelime olur. Çarpımı 20 olan sayılar. Bu soruyu cevaplayabilmeniz için çarpım tablosunda sıkıntı yaşamamanız gerekir arkadaşlar. 20. Şimdi 1 ile başlarsak bir düzen olur. 1 çarpı 20 20'dir. 2 çarpı 10 20'dir. 3 kere 20, 3 ile bir şey olmaz ama 4 olur. 4 çarpı 5 20'dir. 24. 1 çarpı 24 24. 2 çarpı 12 24. 3 çarpı 8 24. 4 çarpı 6 24. Bunları eksiksiz bir şekilde yazmanız gerekiyordu. Bu taraftakini 5 puan veriyoruz. Bu taraftakini 5 puan. Toplamda 8'inci soru 10 puanlık bir soruydu. 9'a gelelim. Aşağıda verilen doğal sayının yüzden küçük katlarını yazınız. Şimdi 16'nın katlarını istiyor. 16'nın katları 16 kere 1, 16 kere 2, 16 kere 3 diye gideceğiz ama toplaya toplaya da gidebilirsiniz. Şimdi 16'nın 1 katı 16. 16'nın 2 katı 32. 3 katı 48. 4 katı 64. 5 katı 80. 6 katı 96. Sonra taşıyor zaten. Gördüğünüz üzere 16'nın katları bunlardır. Bu soruda 10 puanlık bir soruydu. Evet, geliyoruz 10. soruya. Gelemedik. Şimdi geldik. Evet, 10. soru ve 10 ile 11'i aynı yere sığdıralım gene. 20'ye kadar olan asal sayıları yazınız. Asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünenlerdir ve en küçük asal sayı 2'dir. O zaman 2'den başlarız. 2 asal sayıdır. 3 asal sayı. 4 değil bakın. 4, 1 ile 4'ün dışında bir de 2'ye bölünüyor. Üçüncü bir tane çarpan var, yani bölen var, o yüzden olmaz. Ama 5 olur. 6 olmaz. 1 ile 6'nın dışında 2 ve 3'e bölünüyor. 7 olur. 8 olmaz. 9 olmaz. 10 olmaz. 11 olur. 12 olmaz. 13 olur.
14 olmaz, 15 olmaz, 16 olmaz, 17 olur, 18 olmaz, 19 olur. 20'den 20'ye kadar diyor. 20'de olmaz zaten. 2, 4, 6, 8 tane asal sayımız var. Evet, bu soruda 10 puanlık bir soruydu. Aşağıda verilen sayı asal çarpanlara ayırırız. Bakın, asal çarpanlara ayırma dediğimiz bu yöntemde çizginin sağ tarafındaki sayılar asal sayı olacak ve en küçük asal sayıdan başlarız eğer bölünüyorsa. Şimdi 36 bizim şu asal sayıları görüyorsunuz. 2, 3, 5, 7 ya bunun gibi. 2'ye bölünüyorsa buraya 2 yazarım. 36'yı 2'ye böl 18. Yine 2'ye bölündüğü için karşısına 2 yazarım. 18'i 2'ye böl 9. 9 artık 2'ye bölünmez. Sırada 3 var. O zaman 3 yazarım. 9'u 3'e böl 3. 3'ü 3'e böl 1. Burada 1'i buluncaya kadar devam etmem gerekiyordu. Şimdi burada buldum aslında da 2'den 2 tane var. 2 üzeri 2 çarpı 3'ten de 2 tane var. 3 üzeri 2 diyebilirim. Daha sonra asal çarpanları kimlerdir? Kimlerdir? 2 ve 3'tür diyebilirim. Şu tabandaki sayıları 2 ve 3'tür diyebilirim. Bu soruda 10 puanlık bir soruydu. 11. soruda bu şekilde geçiyoruz. Geçemiyoruz. Bir dakika. Allah Allah. Heh, nerede buradaymış ya. Onu arıyorum ben de. Evet. 11, 12, 13. Şimdi 24 ve 20 sayılarının ortak bölenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ortak bölen sorusu 24 ile 20'nin ortak bölenlerini nasıl buluruz? Hatta bakın şu yan tarafta var. Şöyle söyleyeyim, yan tarafta var ya, 20'nin bölenlerini bulurken 1'e 20, 2'ye, evet tesadüf aynı sorular denk gelmiş. 2'ye 10, 4'e 5, 24, 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6. Şimdi 1'ler ortak. 2'ler ortak. 4'ler ortak. Başka da var mı ortak? Yok. Bunların içinden şıklara bakalım. Şıklarda 1 yok, 2 yok, 4 var. İşte hangisi olabilir diyor. Yani 24 ve 20'nin bölenlerini bulup ortaklarını bulup içlerinden hangisi olabilir dedik. Şıklarda sadece 4 bizim ortak bölenlerle ortak çıktı. O zaman bu olabilir diyoruz. Ve bu soruda 5 puanlık bir soruydu arkadaşlar. 13. soruya gelelim. 12 ile 9'un ortak katlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ortak kat geçtiği için katlarını alacağız. 12'nin katlarına bakalım. 12, ikinci kat, 2 katı 24, 3, 36, 4, 48, 5, 60, nokta nokta diye gider. 9'un katları 9, 2 katı 18, 3 katı 27, 4 katı 36, 5 katı 45, 6 katı 54, nokta nokta diye gider. Bunların içinden ortak kat arayalım. Evet, şeyi gördüm. Şu an 36. Her ikisinde de var. Şıklarda da 36 var. Ortak katlarından biri olabilir. Hangisi olabilir diyor. Yani C seçeneği 36 olabilir arkadaşlar. Bu da 5 puanlık bir soru. Evet, yazılı kağıdımız bu şekilde. Bu yazılı kağıdını videonun altına link olarak bırakacağım. O linke tıklayarak yazılı kağıdını telefonunuza veya bilgisayarınıza indirip çıkartıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet, videomuz bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.